Gündoğumu izlemeye Katalan Ulusal Müzesi'nin yanına geldim. Şu an sağdan gün doğmaya başladı. Yavaş yavaş ışığı şehre vuruyor. Bugünkü hedefim şu karşıda dağın üstünde yer alan noktaya ulaşmak. Tibidağ'a giden iki farklı yol var. Bir tanesi finiküler 8 dakika sürüyor. Ya da yürüyerek 53 dakikada gidiliyor oraya. Ama yürüme yolu çok güzel. Bir ormanın içinden ilerliyor. O yüzden burayı tercih ettim. Şimdi yokuş çıkmaya devam ediyorum. Ormanın içerisinden geçtim. Karşıda şehrin manzarası var. Sarkıda familya görünüyor buradan. Şöyle... İnsanlar buraya bisikletle geliyor, geziyor. Az sonra yol üzerinde bir gözleme bir olacak. Umarım onu da görebilirim. Bugün şansıma hava kapalı ve bulutlu. Gideceğim yerde şurada arkada kalıyor. Yaklaşık bir yarım saat daha yolum var. Tam karşıdaki bina Katalan Ulusal Müzesi. Sabah oradaydım. Şöyle. Şehir çok düzenli. Yollar sıra sıra şuradan bakınca görünüyor zaten. Bir caddeden gelince yol boyunca ilerliyorsun. Çok güzel bir yapılaşma var. Burada ara yollarda downhill patikaları açmışlar. Buradan inip gidiyorlar. Şeytan Hazreti İsa'ya bir dağın tepesinde buradaki gördüğün her şeyi sana vereceğim diyor. Bu zirvenin adı da onu sana vereceğim anlamına gelen Tibidabo. Ben gideceğim yer burası. Yol burada ikiye ayrılıyor. Üşütmüş biraz. Şurada ileride sağda gözleme yeri var. Gözlemeyi internette araştırdım. Gece gözlemleri de yapıyorlar. Ancak benim burada bulunduğum dönemde değil, Eylül ayında başlıyor. Halk katılıyor belli bir ücret karşılığında. Güzel bir orası. Bu arada burada yeni bir şey fark ettim. Şuradaki korumalıklar tahta. Burada çok bisikletçiler var, motorcular falan var. Onları korumak amaçlı. Tibidabo kelimesi aynı zamanda Vatikan'daki Aziz Petrus Katedrali'nin merkez kubbesinde de yer alan bir söz. Buradaki kilisenin adı Templo del Sagrado Corazon. Bu kutsal kalp kilisesi anlamına geliyor. Üst üste inşa edilen iki farklı kiliseden oluşuyor. Bu bazilikal kilisenin mimarı Enric Sagnier 1902 yılında İnşası başlıyor. 1961 yılında inşası tamamlanıyor. Şu an çok şiddetli bir rüzgar var. Luna Park'ta 100 yıllık. Bayağı eski bir Luna Park. Buradaki tek sorun, burada Luna Park'ta ne iş var? Buraya Luna Park'ta kimler geliyor? Buradaki Luna Park 1905 yılında açılan, halen faaliyette olan dünyanın en eski eğlence parklarından bir tanesi.
kilisede etkinlik var. Şimdi cemaat gelmeye başladı yavaştan. Yukarıda üst katta şarkı söylüyorlar. Şuradaki singil içinde bağış topluyorlar. Ellerinde ağa benzeyen bir şey var. Kredi kartı da geçerli. Burada her dilde hoş geldiniz yazıyor. Aslında Türkçe de var. Şurada merhaba yazıyor.